Sevgili izleyicilerimiz, ekranlarınıza şimdi Almanya'dan bir başarı öyküsü haberi getiriyoruz. Daha önce Nerede Eyaleti Başbakanı tarafından liyakat nişanıyla onurlandırılan Zonguldak Gökçebeyli hemşerimiz Turgay Tahtabaş, 3 Aralık tarihinde bu kez de Almanya Cumhurbaşkanı tarafından Almanya Üstün Hizmet Madalyası takdim edilecek. VTV Almanya temsilcimiz Ali İnan'ın özel haberini ekranlarınıza getiriyoruz. Turgay Tahtabaş aus Essen. Zonguldaklı hemşerimiz Turgay Tahtabaş, 1989 yılında ithal damat olarak adlandırılan evlilik yolu ile Almanya'ya gitti. Bir süre Türk kahvehaneleri ve işyerlerinde çalışan Tahtabaş, bir yandan Almanya'ya uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da Almanca öğrendi. Essen Belediyesi'ne çöp işçisi olarak işe giren Tahtabaş, çocukları eğitim çağına geldiğinde dönemin Kuzeyren-Vestfalya Uyum Bakanı Armin Laschet'e bir mektup yazarak göçmen çocuklarının eğitiminde gördüğü eksiklikleri yazdı. Bu mektup üzerine Bakan Laschet, Turgay Tahtabaş'ı haklı bularak onun isteklerini yerine getirdi. Daha sonra Armin Laschet, Kuzeyren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı olunca Turgay Tahtabaş'ı liyakat nişanı ile onurlandırdı. Hemşerimiz Turgay Tahtabaş'a bu kez de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Üstün Hizmet Madalyası takdim edilecek. BRTV ailesi olarak Kara Elmas Diyarı ve Türklerin gururu olan Turgay Tahtabaş'ı yürekten kutluyoruz. Merkezimize hoş geldin. Burası bizim yeni yerlerimizden bir tanesi. Benim kendi oturduğum yer burası. Buradan doğru biz binlerce çocuğa yardım ediyoruz. Hoş bulduk. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok güzel. Çok teşekkürler. Turgay Tahtabaş 1966 Zonguldak Gökçebey doğumlu. 55 yaşındayım. 3 tane yetişkin çocuk babasıyım. 1990 yılında, 89'un sonunda evlilik dolayısıyla Almanya'ya geldim. Daha sonra burada belediyenin temizlik işlerini çalışmaya başladım. En büyük amacımız eşimle beraber çocuklarımızın eğitimlerine iyi bir eğitim sağlamak. Bu yüzden çeşitli eğitim kuruluşlarında gönüllü olarak çok yıllar çalıştım. Ve çocuklarımız da bu çabalarımızın sonucu büyük başarı elde ettiler. Ve bu başarıların devamını sağlamak amacıyla Gelecek Eğitim Merkezi ismiyle bir eğitim merkezi kurduk. Ve binlerce çocuğa yardım ediyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda birçok Alman kurumundan ödüller aldık. 2018 yılında Eyalet Üstün Hizmet Madalyası. Şimdi de bir hafta önce gelen mektupla beraber gelecek hafta ayın 3'ünde Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı elinden de Almanya Hizmet Madalyası alacağım. BRT'yi burada yanımızda bilmekten hakikaten çok memnunuz. Gurbette haberleri alıyoruz. Burada sürekli takip ediliyoruz. Bu bize güven veriyor. Bu bizi motive ediyor. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Gelecek Eğitim Merkezimizle Ruhr Havzası dediğimiz bir bölge var. Ruhr Havzası bölgesi Nordrhein-Westfalen, yani Kuzey Vestfalen eyaletinin bir bölgesi. Özellikle madenciliğin olduğu bir bölge. Bu bölgenin birçok şehrinde kendi yerlerimiz var. Bu yerlerimizde biraz önce söylediğim gibi 2000'den fazla çocuğa, özellikle fakir ailelerden gelen çocukların daha eğitim başarısı sağlaması için uğraşıyoruz. Aşağı yukarı 300 kişilik bir ekibiz. Ekibimizin içinde üniversite öğrencileri, kadrolu çalışanlar, müzisyenler, psikologlar, birçok alandan geniş bir şekilde hizmet veriyoruz. Biz tamamen bağımsız bir kuruluşuz, tamamen bir aile girişimi. İnşallah ileride de bu aile girişimi bir vakıf haline getirmeyi düşünüyoruz. Üçünde eşimle beraber bu ödülü almak için, devlet üstün madalyasını almak için Berlin'e gideceğiz. Berlin Cumhurbaşkanı Sarayı'nda karşılanacağız ve ödülümüzü Cumhurbaşkanı bizzat kendi elinden alacağız inşallah. Çok güzel, çok evet. Güzel. Bölgemiz adına çok mutlu olduk biz de sizin adınıza. Kesinlikle. Şimdi tabii 31 yıl önce Gökçebe'den çıkmışız, gelmişiz. Ondan sonra ekmeğimizi kazanmak için temizlik işlerine çalışmışız. Bir taraftan da çocuklarımızı yetiştirmişiz ve onunla kalmadık ve şimdi biner çocuğun da katkıları bulunuyoruz. Almanya'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi de sizin yaptığınız işin değer görmesi. Tabii bu devlet üstün hizmet madalyası ya da eyalet üstün hizmet madalyasıyla çalışmalarımız daha sonra daha bir ivme kazanacak. Aynı zamanda tabii burada bir Türk olarak da
Yani Türkler adına da bir ödül diyebiliriz. O şekilde görmek lazım. Çok güzel, çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyorum. Anneciğim çok sağ olasın. Ondan sonra dediğim gibi sizlerin de yanımızda olduğunuzu bilmek biz her zaman... Biz VRTV olarak zaten her zaman sizin yanınızdayız. Evet. Her şeyinizi duyurmaya hazırız. Evet. Burada da Mehmet Üstadımıza saygılar, sevgiler. Evet, benden de selamlar, saygılar.